Metehan Demir karşımda. Uzun zamandır yayın yapmamıştık. Metehan merhaba, günaydın. Faruk Aksoy günaydın. Öncelikle değerli izleyicilere saygılar ama sana da hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Ben de seni keyifle kaptırmışım. Yayına çıkacağımı unuttum. Seni dinliyordum şimdi. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben biraz uzattım, kusura bakma. Estağfurullah, estağfurullah. Yalnız Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırsın Metehan. Arkadan görüyorum. Arkadaki formalardan, bayraklardan görüyorum. Evet, hazırız. İnşallah güzel olacak inşallah. Ya bu siyasette yumuşama meselesi. Şimdi Cumhurbaşkanı ile Özgür Özel görüşecek. Ne oluyor? Ne anlıyorsun yumuşamadan? Şimdi bu vallahi şimdi hepimizin çok arzu ettiği bir şey Faruk Aksoy. Türkiye'de hepimiz çok gerildik, kamplaştık. Herkes birbirini gördüğü zaman sinir oluyor ve karşı tarafın artık yani diyalog yolu, müzakere yolu olabildiğince azalmış durumda. Hepimiz çok sinirliyiz. Yani birbirimizi eleştirirken kendimizi unutmamamız lazım. Algılarımız çok bozuldu. Siyasette böyle, medyada böyle, sporda böyle, birçok alanda, trafikte böyle, günlük hayatta, her yerde. O açıdan yumuşama deyince hepimiz hafifçe şöyle bir mutlu oluyoruz. Psikolojimiz değişiyor ama ben açıkçası söyleyeyim çok yerleşti bu mutsuz, umutsuz hal ve bu gergin hal daha doğrusu. Artık normal ilkokulların kendi arasında yaptığı maçlarda bile veliler kavga ediyor ve oraya biliyorsun polis panzerleri geliyor sonra. Evet. Yani o kadar gergin durumlar var. Ve bu şartlar altında tabii siyaset belki en baştan yumuşarsa çok iyi olur denildi. Son 31 Mart seçimleri sonrasında da işte ziyaretlerle, Özgür Özel'in başlattığı ziyaretlerle ardından çeşitli şekillerde karşıda çıkan versiyonlarıyla konuşulmaya başlandı. Ama Türkiye'nin sen de çok iyi biliyorsun, biz seninle sayısız yayın beraber yaptık. O yayınlarda da konuştuk. Türkiye'nin siyasi polarizasyonu, kutuplaşması da çok ciddi başlıklar var Faruk. Yani çok ciddi üstesinden gelinmesi gereken, ortak paydada buluşulması çok zor olan konular var. Şimdi belki seçimler işte 2 ay üzerinden geçti. Nisan ve Mayıs geçti. Haziran'ın ortalarına doğru geliyoruz. 2,5 ay diyebiliriz. Bu sürede hafif bir seçim rehaveti ya da seçim lafça sindirilmesi, önümüze biraz bakma, herkesin kendini hesaba çekmesi gibi süreç var ama onun sonrasında bir bayram tabii yaşandı. Bir bayram daha şimdi işte yaşanacak. Ardından Türkiye'nin gerçeklerine dönüleceğini düşünüyorum. Çünkü en önemli konulardan biri, ben Sayın Özgür Özel'i de yakından takip ediyorum. 2 gün evvel yine benzer bir açıklama yaptı. Çünkü kendisine tabandan da yani kendi bulunduğu yani seçimdeki başarıları sonrasında neden duruyorsun diye çevresinden de erken seçim olmasın mı? Süresinden evvel yapılacak bir seçim neden gündeme gelmesin? Şimdi tam zamanı değil mi diye baskılar var. Geçen gün de dedi Özgür Bey, yani benim elimde değil milli irademde ama benim elimde olsa yarın yaparım, öbür gün iktidara gelirim dedi pazar günü. Fakat tabii bu yani yasal bir süreçle ortaya çıktı ama sonuçta bu erken seçim tartışmaları giderek kendini hissettirecek. Neden yapmıyorsun diye Özgür Özel'in üzerindeki bu konuda baskını arttırmıyorsun diye tansiyon artacak, baskı artacak ve bu da zaten otomatikman erken seçim tartışması partilerin taraflarının bir şey söyleyeceğim. Birbirinin yüklenmesini ve sertleşmeyi de beraberinde getirecek. Bu kaçınılmaz olacak yani. Bu çok doğru ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim ne derse desin aslında CHP'de 3 isim, 3 başlılık demiyorum yanlış anlaşılmasın ama 3 tane baskın isim yani Sayın Özel, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş. Şimdi bu isimler evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı adaylığı için çok tartışılan isimler. Şimdi daha henüz taşlar yerine oturup herkes tam olarak ne yapacağını ve partinin kendisine nasıl bir görev verdiğini tam hissetmiş ve kabul etmiş ve bunu da topluma deklare etmiş değil. Şimdi böyle bir süreçte bir erken seçim tartışması CHP'de birdenbire bir üçlü tartışmayı ortaya çıkarır mı? Zaten bundan yani aslında dediğin tespit tabii ki çok doğru Faruk ama bundan kaçış olmaz. Şimdi her başarısızlıkta failler arandığı gibi büyük başarılarda da en başarılının kim olacağı ve en önemli koltuğa kimin geleceği tartışması ayrı bir koldan yürür. Şimdi sen demin dedin Sayın Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş şimdi fenomen isimler haline geldiler. Çünkü seçimde çok başarılı olan bir genel başkan koltuğuna oturan Özgür Özel var. Ama öte yandan %60 alan bir Mansur Yavaş var. öte tarafta da zaten bir Ekrem İmamoğlu gerçeği var. Yani İstanbul'da 10-11 puan farktan ziyade onun sürekli konumlandırılması ve sürekli bulunduğu pozisyonun tartışılması da var. Şimdi bu üç isimle yürümek tabii o kadar kolay değil. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Bu tartışmada öncelikle erken seçim konuşulacak. Yani olsun olmasın. Zaten bu hiç bitmiyor. Geçen Belediyeler Birliği biliyorsun seçiminde bile acaba Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu arasında bir işte rekabet mi oldu, perde arkasında çekişme mi yaşandı diye yazıldı, çizildi. Bu doğrudur, değildir anlamında demiyorum. Ben bu kadar büyük bir gerginlik olduğunu da tahmin etmiyorum. Ama artık her şey olsa da olmasa da çıkarılacak Faruk. O yola girildi. Çünkü 2028'de planlı olur. Onun öncesinde olur mu olmaz bunu zaman gösterir. Ama bir seçim var. Genel seçim ve başkanlık, Cumhurbaşkanlığı seçim var. O zamana kadar bu kol ayrı bir şekilde yürüyecek. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Şimdi mesela Özgür Bey'i de öne atıyorlar. Diyorlar ki yani en doğru kişiye karar verecek dese de o da olabilir. Neden olmasın? Bak Kemal Kılıçdaroğlu nasıl geldiyse o da bu süreçte hem de başarılı oldu. En çok hak eden o değil mi diyenler var. Yani etrafta tahminler, temenniciler, dikte ediciler ve kendi planını uygulamaya koymak için spekülasyon yaratanların arasında bir yerde biz gerçeği bulmaya çalışacağız. Ama seçim en çok seçim tartışması olacağı için siyasette yumuşama meselesinde yanılmayı da çok arzu etmekle birlikte ben pek yumuşama olabileceğini, diyaloglar olabilir en azından ülkenin kritik uluslararası konularında ortak paydada buluşulabilir. Bu çok güzel bir şey olur. Ama iç siyaset anlamında hatta en zayıf tartışmanın anayasa tartışması olacağını, çok farklı konularda hükümetin, CHP'nin sık sık karşı karşıya geleceğini düşünüyoruz. Bir de Sayın Devlet Bahçeli'nin de tutumu net bu konularda. Yani izlediği çizgide ve politikada taviz vermiyor. Bu konularda hani Devlet Bey de görüşmeler yaptı. Sayın Özgür Özel'le bir araya geldi. Ama Devlet Bey'in söylemi hani yumuşama var diye de taviz vermediği politikalarda yumuşamaz. Şimdi yavaş yavaş sona doğru geliyoruz ama şu konuda ne düşünüyorsun? Yani içeride durum buyken bir taraftan da Gazze meselesi devam ediyor. Yani İsrail'in bölgedeki saldırıları devam ediyor. Birleşmiş Milletler İsrail'i çocuk suçluları listesindeki devletlere ekledi. Bu yeni bir şey. İlk kez oluyor böyle bir şey. Türkiye tabii bu konuda başından beri tavrını ortaya koyuyor ama yani dünyada sanki herkesin bir gücü varmış ve o güç İsrail'e yetmiyormuş gibi de bir manzara var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan D8'i toplantıya çağırdı. Ya bu D8 şu anda herhangi bir şekilde etkili olabilir mi? Yoksa Türkiye yani Erbakan döneminde kurulan o D8 ülkeleriyle bir istişare yaparak ne yapmak istiyor? Ya biliyorsun D8 Developing Aid'den gelen rahmetli Başbakanımız Necmettin Erbakan döneminde 1996'da temelleri atıldı. 97'de kurulmuştu o dönem ben hatırlıyorum çünkü. Evet. Pakistan, Bangladeş, Malezya, İran, Nijerya, Türkiye, Endonezya, Mısır. Evet. Yani temelde bakıldığında işte bunlar birleştiğinde büyük ekonomiler işte 4,5 trilyon dolarlık bir süreçten bahsediliyor mali güç olarak yani milyarın üzerine nüfusla dikkat çekiyor. Ama sevgili Faruk çok güzel bir şey söyledin demin. Asıl kilidin açılması bu Türkiye'nin iyi niyetiyle bir araya bu arada gelecek bir toplantı. Yani bugün yapılacak bu toplantı Türkiye'nin iyi niyetiyle Dışişleri Bakanlığı'nı bir araya getiren, Gazze'ye karşı uluslararası duruşun ve kararlılığın sergilenmesinde İstanbul'un rolünü, Türkiye'nin rolünü bir kere daha perçinleyen, bir araya getiriciliğini perçinleyen bir süreç. Ama sonuç almada bu toplantı bir araya geldi, bir karar açıkladı. İşte açıklanan kararla şöyle bir sonuç alındı, İsrail şöyle köşeye sıkıştırıldı. Realist anlamda mümkün değil. Ama Türkiye'nin başından beri gerek Birleşmiş Milletler'de, gerek D8'de, gerek tüm uluslararası platformlarda, Avrupa dahil olmak üzere girişimlerde bulunması takdire şayandır. Türkiye elinden geleni yapıyor. Ama Türkiye elinden geleni yaparken geçen Sayın Cumhurbaşkanı da ya da diğer siyasetin isimlerini de dile getirdiği gibi Arap dünyasının da Faruk bir şeyler yapması gerekiyor. Onlar yani bir ses çıkarabilir. Biliyorsun petrol ambargosu konuşulduğu zaman Arap Ligi'nde orada birçok ülke oraya şerh koymuştu. Biz dedi istemiyoruz, İsrail ilişkilerimiz var, şu bu. Aynı zamanda burada ana kilit de Amerika Birleşik Devletleri. Yani bu açıdan Amerika'ya baskı yapılmaya devam edilmeli. İşte Malta, Norveç, İsveç gibi ülkeler tanıyor Filistin devletini. Bunlar önemli şeyler, İrlanda. Ama tanıma devam ederken ana kırılmanın Amerika, Almanya ve İngiltere üzerinden olacağını unutmamak lazım. Amerika biliyorsun geçenlerde biz yine sabah yayında konuşmuştuk Habertürk'te arkadaşlarla. Amerika silah ambargosu uygulayacak, silah vermeyi kesti gibi haberler var. Dedik ki sakin olalım çünkü böyle bir şey yok ve böyle bir şey olmadı ve hala da cayır cayır silah yardımının devam ettiği görülüyor. Amerika bu işin vanasını kapamazsa İsrail olabildiği kadar bu işten cüret alarak devam etmeye çalışacak. Son eylem planı olarak, barış planı olarak lanse edilen Faruk, onu da kısa, çok kısa anlatayım. Anlat. Şimdi 42'şer gün denilen 3 safhalı planda tuzakların bence en büyüğü. Çünkü İsrail bunu kabul edebilir diyor Amerika. Aman çok iyi falan. Bakıyorsun 42 gün dedi, biliyorsun 6 hafta. 3 aşamaymış. İlk 6 haftada ateşkes olacakmış, İsrail çekilecekmiş. İkinci 6 haftada rehineler alınacakmış geriye. 3. 6 hafta son bölümde de daha doğrusu Gazze'nin yeniden imarı söz konusu olacakmış. O ikinci bölüm aslında tamamen kendini ele veren bölüm. Rehineleri zaten biliyorsun almak en büyük amaçları. Alır almaz da Gazze'nin yeniden imarı değil, Gazze'nin bir kere psikolojik olarak o insanları yeniden ayağa kaldırması için bir imarı gerekiyor binalardan önce. Ama Gazze'nin imarı değil. 3. bölümde ben sana net olarak söyleyeyim, refahta sıkışıp kalan yüz binlerce Filistinli masumu Gazze'den de sürerek Mısır veya Ürdün coğrafyalarına ya da çöle, Orta Doğu'da bir çöle doğru sürüklemek için baskı başlatılacak tabii. Bu saatten sonra Amerika istemedikçe maalesef İngiltere ve Almanya eksenini de ekleyebilirsek bu konuda başka adım attırılmaz İsrail'e. Çünkü kafalarındaki plan bu. Burada zaten bir şey konuşmuyorlar. Barış süreci işte şu falan deniyor. Hamas'a ne olacağına dair çok net ifade konması gerekiyor oraya. Onu koymuyorlar. Orası muallakta kalan her oyun Orta Doğu'da biliyorsun. Çok kirli oynanıyordur. O meşhur sözü de tekrar etmekte fayda var. Orta Doğu'da yemeğe davetli değilsen menüye bakmanda fayda var derler. Adın orada olabilir derler. O açıdan çok kirli oynandığı Orta Doğu'da bu oyunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Metehan, birkaç dakikam daha var. Şöyle, Gazze nihayetinde bu işin sonunda sanki bana en azından 4'te 3'ü zaten boşaltılmış durumda. O anlaşma metni, ateşkes metninde çok ilginç maddeler var. İşte İsrail askeri Filistin nüfusunun olduğu yerlerden çekilecek maddesi var. Yani Gazze'nin 4'te 2'si, 4'te 3'ü zaten boşaltıldı. Orada insanlar yaşamıyor, aşağıya doğru sürüldü. Şimdi o maddeye istinaden buralarda Filistin halkı yok deyip İsrail askerinin oradan çekilmemesi söz konusu değil mi? Böyle olmayacak mı? Artı nihai hedef Gazze'yi boşaltmak mı? Hayır. Yani Gazze'nin insansızlaştırılması, askersizleştirilmesi ve bundan arındırılması ana hedefleri. Ve orada olabildiğince de kendi kontrollerinde, burası çok kritik, kendi kontrollerinde tamamen her şeyin kendi kontrolleri altında olduğu bir sistem ve bir düzen kurulması. Orada Filistinlerin halklarını, kendi topraklarını, vatan toprağını yaşayarak kendi kendilerini yönetimi usulen bir gösteri içine de gidebilir. Ama asla ve asla Gazze'nin ideal anlamda bir devletin parçası, özerk değil, kendi bağımsız yönetimini kurması gibi bir şey izin verilmeyecek. Zaten dikkat edersen bak hiç Hamas'a atıfta bulunulmuyor. Çünkü orası, biz orada Hamas'la mücadele ediyoruz diyerek işte diğer tüm insani alanlar işgal edilecek. Bu çok kritik bir kırılma noktası. Yani orada hiç açmamaları orayı, onun üzerine çok gitmemeleri, oranın istismara açık ve diğer maddelerin üzerinden geçip ezip geçebilecek bir istismar noktası olarak görmek lazım. Ben Gazze'de, bir de ben sana bir şey söyleyeyim Faruk. Şimdi 12 yaşında bir erkek çocuğusun. 2 abin bombardımanda hayatını kaybetmiş. Baban sakat kalmış, annen kayıp. Sen şimdi bu saatten sonra 6 haftalık barış süreçleri, şunları bunları dinler misin? Ya da senin normalleşme, bundan sonraki hayatın mümkün müdür? Ve böyle on binlerce, yüz binlerce intikam için bekleyen, asla bu yaşananları affetmeyecek kişiler var. Şimdi bunu Hamas-İsrail savaşından hariç olarak orada Gazze'deki masumların yaşadığı dram anlamında da düşünelim. Buradaki bu insanların acıları gözünüzün önünde, mesela hastanede tedavi edilemeyen abiniz olacak, annenizi hatırlayacaksınız ve bu psikolojinin düzeltilmesi esas kalplerin, akılların, düşüncelerin kazanılması anlamında yapılması gerekiyor. Ama bu da çok zor çünkü Orta Doğu bence 7 Ekim'den sonra, geçen seneki 7 Ekim'den sonra çok farklı bir sürece doğru girdi. Ben çok olumlu bakamıyorum Gazze'de yaşanacaklara. Çünkü bunların kafasında, bu Batı'nın, İsrail başta olmak üzere kafasında iyi şeyler yok. Burayı tamamen insansızlaştırma, askersizleştirme ve kontrol altına almak. Bu büyük Orta Doğu projesi mi olur, başka bir şey mi olur bilmiyorum. Ama küçük küçük böyle koparmalarla kendi kontrollerini sağlamaya çalışıyorlar. Ama her gün aslında kontrol ellerinden tamamen daha da çıkıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri bunu gördüğü için Dışişleri Bakanlığı marifetiyle tüm dünyada çok nadir olarak yayınladı. Global Travel Warning dedi ki, ulusal, yani birkaç ülkeye eskiden seyahat uyarısı yapılırdı. Şimdi tüm dünyada dikkat edin diyor Amerikan vatandaşlarına. Anladım. Çünkü gerçekten tüm dünya Amerika için İsrail'den dolayı, İsrail'de sorumlu tutulduğundan dolayı güvenli bir yer olmamaya başladı. Bu da tüm dünyanın gerçekten tatsız bir yer olmaya doğru gittiğini bize gösteriyor. Yani inşallah yanılırım ama Gazze'deki oyunları ve planlarının ben çok parlak olduğunu ve insani olduğunu sanmıyorum Batı'nın. Metehan, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrar. Hafta sonları tekrar teşekkürler. Hayırlı olsun dileklerin için de teşekkürler. Hafta sonları kapını çalacağız.